Az billahi mine Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Aile hayatını cehenneme çeviren, cennete çeviren... E zemininden biraz bahsedeceğim aile hayatı niye cehenneme dönüyor şunu bir okuyayım isterseniz yani pek rastlamadığınız bir şey okuyacağım Değerlerin hepsini görürsünüz ama şu anda okuyacağımı zannetmiyorum ki tahkik yapma ya, yapanlarda bilinir yapmayanlarda zannetmiyorum ki olsun izat enneser ricalu bittahvus tercelenise u bitavaku hakikat çekirdeklerinde mektubatta 477. sayfada 100. madde اِذَا تَنَسَ الرِّجَالُ بِالتَّهَوُّزْ u النِّسَاءُ بِالتَّبَقُّهُ <laughs> Hevesatı mealin okuyorum. Hevesatı nefsaniye ile erkeklerin karılaşması, karıların hayasızlıkla erkekleşmesine sebep. Mesela insan şehveti putlaştırırsa, ee, aslında kadın dokuz köpeği var. Erkeğin bir köpeği var. Bunu Hasan-ı Basri Hazretleri çok güzel söylüyor. Diyor ki Rabiatül Adeviye evlenme teklifi yapınca demiş ki hanımlar dünyasının evliyası. Dokuz tane köpeği bağladım. Sen bir köpeği bağlayamıyorsun. Şimdi hissiyat noktasında Kadınlar erkeklerden zayıftır çünkü hareket sebepleri histir. Önde giden galip yapı hisleriyle hareket ederler. Erkek daha çok akılla hareket eder. Olayları çözerken erkek mantıksal yöntem kullanır. Kadın his ve duygusallığı kullanır. Yani he, şimdi his ya şimdi bunu izah edeceğim ya ki bu malzemeyi yapayım. Demek ki kadınların olayları çözümlemede his yöntemini kullanır. Onun için birbirini tamamlıyor. Erkek ise mantıksal kullanır. Şimdi diyor ki aslında hevesatta, nefsaniyette kadın zayıf. Ama erkek hevesatta, nefsaniyette, şehvette putlaştırırsa, esas yaparsa, yani his noktasında kadın zayıf iken Erkek zayıf olursa hevesat-ı nefsaniye ile erkeklerin karırlaşması nereye sebebiyet veriyor itiyor onu? Hanımların da hayasızlıkla erkekleşmesine sebep olmuş. Eğer erkeklik taslıyorsa sen erkeklik hissinle değil ona karşı hevesat-ı biraz özel ayeti putlaştırmandan kaynaklanıyor. Onu esas... Yaptığın için o da yular olarak tutuyor sana. Hele Müslümansan zinaya gidemeyeceksen dayatıcı oluyor. Ben mealini okuyayım, izah etmeyeyim. Çünkü bir sürü itirazlar gelecek, kızacak. Hevesat-ı nefsaniye ile erkeklerin karılaşması, karıların hayasızlıkla erkekleşmenin se sebeptir. Erkekleştiğini nasıl anlarız? Ben iş sürmeyi çok seviyorum. Erkekleşmesini sözden 648'de anlıyorum. Çok tuhaf ama, duymayınca ilginizi çekmediği bir şekilde olacak gibi geliyor bana bu. Diyor ki yani kadınların erkekleştiğini nasıl anlarız? Naşizelikten diyor. Şimdi diyor ki Refikay hayatına meşru dairesinde yani latif şefkatine kadına şefkatte üstündür. Güzel hasletine başka kadının şefkatine bizim muhabbeti edeceğimiz cinselliğine değil de şefkatine, güzel hasletlerine, hüsn siretine, güzel ahlakına binaen samimi muhabbet edilmesi lazım iken cinselliği önüne çıkarırsak o da kadınla erkekleşmek zorunda kalmış. Çünkü sen kadınlaştın. Hissiyat noktasında erkek kadınlaşmaması gerekiyor. Kadınlaşınca o da erkekleşiyor. Erkekleşiyor. Mesela ben biraz işim bu ya külliyatta. Ne bileyim fıtrı bir rüya görmüştüm Abdullah. Mesela diyor ki şunları yaparsanız mutlu olursunuz diyor. Şunları şunları yaparsanız mutlu olursunuz. Nereye bakarsanız bakın hepsinin bir maddesi var elinde. Böyle videolar seyretseniz şunları yaparsanız şunlardan kaçınırsanız hepsinin elinde bir malzeme var. Yaparsa mutlu olursun. Kardeşim Mutlu olmaya çalışırsan mutluluğunu yok edersin. Mutlu olmaya çalışmak mutsuzluğunu şuur altı kabul ediyorsun demektir. Ben mutsuzum diyorsun. Oysa hiç kimse mutsuz değil. E niye mutsuz gibi duruyor? Farkındalığı kaybetmiş. Nimet'i bilmiyor. Elindeki nimeti bilmiyor. Aymanın kıymetini bilmiyor. Peygamber Allah'ın kıymetini bilmiyor. Allah'ın. Allah'a kanaat edemiyor. Allah'ın kıymetini bilmiyor. Kita Kur'an'ın kıymetini bilmiyor. Peygamberin kıymetini bilmiyor. İmanın kıymetini bilmiyor. Gözün kıymetini bilmiyor. Farkındalığı kaybetmiş. Mutlu olmak. Mutlu şunları mutlu mutlu olmaya çalışmak. Mutluluğunu yok edersin. Çünkü ustat diyor ki, ihlasla niyet etmek ihlası yok eder. Yani ihlaslı olmaya niyet etmek ben riyakarım demektir. Her şey zıttı ile kaimdir. Peki ne yapacağız onu? Farkındalığını artıracağız. Yani üzerindeki nimete bak ya. Niye ben mutsuz olayım ki? Ne, neyim var yani? Ben ahiret hayatını buraya temenni edersem tabii ki mutsuz olurum. Niye mutsuz olacağım? Ekmeğim mi yok? Kör müyüm? Öteki gözüm var. İki gözüm gitti. Kulağım var. Diyor ki mesela iner kemer dön. Öyle mi? Hasan Hoca gibi olmak isterim. Niye her şey dört <laughs> Hayır kardeşim ben. Mesela vesveseden kurtulmanın yolu. Böyle çalışıyor. Ben küllatam öyle anlıyorum. Vesveseden kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Nasıl yapacaksın bunu? Vesveseden vesvese edeceksin. Olan bu vesvese olmasın. Vesveseye vesvese diye bakarsan kalkar. Şüpheden şüphe edersen hakikat olur. Kardeşim biz mutluyuz. Allah'ın bunca nimetlerle atosuat geçiyor. Bir diyor kendinize dönün diyor ayette. Bak bakalım üzerine ne kadar nimet var ya. Kardeşim şu kalkmanın nimetini ne demek ya? Ben anlayamıyorum ya bu feşte olanlara sorun ya. Bu yürüyebilmenin ne demektir ya? Ne demektir bu ya? Görebilmek ne demektir ya? Bunlar ka kaybetmişiz, mahvolmuşuz ya. Ya bakabilmek, duyabilmek. Var ya böyle hani ahrazlara, sağlara hareket ediyor. Ya duyuyorum ya. Ya konuşuyorum. Et konuşur mu ya? Et düşünür mü? Bu nasıl bir nimet ya? Acayip bir şey ya. Ya insanım ya. Ya insanım. Cebrail'de olmayan donanım var bende ya. Ruhuyla bedenim. Onda ruhu böyle bir bedeni yok. Cismaniyeti yok kardeşim ya. Bu, bu libasa girmek için cennetten geldik ya. Kardeşim bundan dolayı cehenneme niye gideyim? Bu bedene girmek için ben cennetten geldim. Bunun kıymetini bilmek lazım ya. Bu bedenin bedeni, Adem Aleyhisselam şeydir, maddi hayatta cesedi. Atom değildi ki. Ben bu cesede girmek için buraya cennetten çıktım. Ben bu cesette cehenneme niye gireyim ya? Çok tuhaf ya. Ya bu, yürümek ne demek ya? Yürümek ne demek? Ben mi kafayı oynattım ya? Bu Allah lazım ya. O, bu adım atmam için Allah lazım ya. Vallahi Allah lazım. Elimi kaldırıyorum. Düşünebiliyorum. İbrahim Hakkı diyor ki, siyahatlı olmanın diyor, 5-6 tane şeyini hep ezberlemiştim. Siyahatlı olmanın maddelerini sayıyor. İş dağılayıp tuvalete gidebiliyor musun? Gülüp ağlayabiliyor musun? Sif gülmek değil ki, ağlayabiliyor musun ya? Sevip nefret edebiliyor musun? Ya. Takdir edebiliyor musun? Takdir edebiliyor musun? Farkındalığın var mı diyor. Ya acayip bir şey. Param var mı sormuyor ha. Ya itimat edin şu kardeşinize. Dev parada dev insanlar arıyor. Dev. Adam diyor ya işte Manisa'dan şu anlatmıştım. Hayal seni tanıyorum gelin hastasıyla diyor. Siteyi tanıdım diyor. Seni halaya, hayal edemeyeceğin kadar param var. Ben biliyorum senin bir şeyin yok. Ama sen niye mutlusun? Sen nasıl gülüyorsun ya diyor. Ben niye mutlu değilim? Ben diyor ağaçların altında villadayım ama cehennemi yaşıyorum. Adam ara, arabam yok diyor. Ayağının farkında değil ya. Ayak çalışıyor lan. Diyecekler için edepsizlik yapıyor. Ayağım. Lan bu, ne hoca bir nimet ya. Lan bunu giymek için cennetten geldim. Nasıl sevmeyeyim? Git hastaneye sorun diyor. Kabristan'a sorun. Mutlu olmanın şeyi. Meyhaneye sorun. Hapishaneye sorun. Epey <laughs> onları gördüm. Bak kabristana, hastaneye, meyhaneye. Başka nereye sor diyor? Dört yer. Hapishaneye. Köye çıkıyordum. Dersi bitirdim. Belki bu canlı yayında duyuyordur. Ee, şahit olduğum yerine beraber çıkıyordum. Adam zifiri karanlık. Gündüz oradan acemiler geçmesi korkar. Ağaçlar kapatmış ya Karadeniz. Tam Ali Rıza e, ee, Süminat, Avramit ve Nek yolunun de, o meydan orada. Zifiri karanlık yerde. Adam yürüyemiyor. içmiş geliyor. Biz de dersten geliyoruz. Tamam. Böyle hangi köy çıkacak belli değil. Lan hangi ırmağa düşecek belli değil. Ne yaptım biliyor musun? Benim yeğen var Asan Şamil diye. Az onu geçtik geçtik. Köprüyü geçtik tam zifiri ışık yok ki zaten gündüz bile kapalı. Güneşi kapatır o ormanlar yolu kapatmış böyle sizin Anadolu gibi değil yani. Orman kapatmış. Ee, Hasan dedim adına evet. Hasan. Dedim ki Hasan e, burada dur. Niye dayı dedi. Dur dedim kapat arabayı. Siz de deneyin. Kapat ışığı da kapat. Kapat zifiri karanlık. Bir de tek yap bunu. Dedim ki, hadi in aşağıya bir. Yok değil, inmem de dedi. Kapattın, sessiz. O adam nasıl geliyor peki oradan? İşte kabir bu. Bak, şimdi dirileceğiz. Çalışacak. Of be! Nimet'in farkında değiliz. Bak, meyhaneye sorun. Adam ne aldı? Bitmiş. Dünyası da bitmiş. Mutlu olmak için mutlu olmaya çalışmayın farkındalığını artır. Nimeti fark et. Nimet Allah'a lat Eşinin kıymetini bil. Kızının kıymetini bil. Oğlanın bil. Babanın bil. Kocanın kıymetini bil. Bil bulamazsın. Bunların yedekleri de yok. Sanayisi de yok. Çakması da yok. Usta şeyde de diyor. 97 sözler de diyor. Çok ilginçtir ya. Karı kocaya ne diyor biliyor musun? 97 sözler. Ha buraya bitireyim de. Eşine diyor baba gibi ol, anne gibi ol. Dört tane söylüyor. Arkadaş gibi ol, kardeş gibi ol. Bak uygulayayım. 97. 97 sözler. Uzun olmasın diye bilmanlar anlar haklı diyor. Ferzendane diyor. Ferzendane yazarsanız görürsünüz. Mesela bir kız büyürken evde erkek olarak kimi görür? Evde model. Babayı görür. Kardeşini ve abisini görür. Erkek. O model. Erkekleri öyle düşünür. Gördüğü gibi düşünür. Ee, erkek ise büyürken evde kadın olarak kimi görür? Annesini görür. Kız kardeşini ve ablasını görür. Öyle görür. Zanneder ki bu böyledir. Evleniyor. O kız gitti kocaya. Kocasını nasıl bekler? Kafasında bir erkek modeli var. O erkek modeli nedir? Evindeki babası gibi, kardeşi gibi düşünür. O zaman e, ustad diyor ki 97'de, Ey erkek, ey koca, sana gelen hanım seni babası gibi görmek istiyor. Eşisin ama ona baba gibi ol. O gelen kız, senin hanımın, hanım ama e, onun arkadaşları vardı. Onun arkadaşları vardı. Kardeşi var onun gibi ol. Erkeğe ne diyor? Erkeğe yani kadına ne diyor? Ey evlenen kız. Kocana gittin. Koca nasıl bakar biliyor musun sana diyor. O erkek, o evlenen erkek kadın modeli olarak annasını ve kız kardeşini görmüş. Ey hanım sen kocana anası gibi ol. Şefkatli ol. Kusurlarına bağırıp çağırmasına ana çocuğuna bir şey demediği gibi sen de deme. Yani garip garip bakıyorsunuz da şurada yani 97'de. Diyor ki bir daha ey hanım kadın olarak şurada abak bak şurada. Birbirleriyle pederane, ferzendane, kardeşane, arkadaşane münasebetlerin bulunmak fikri ilakidesiyle olabilir. Cennet, ev cennet hayatı olur. Birbirine pederane. E ee, hanım o evlen, evlendiğin koca var ya koca he onun kafasında bir kadın modeli var. Öyle videolar ve sokaklar bilmesi değil. Esas yaşamış sahadan gelmiş. Onun kocanın e, kafasında kadın modeli nasıl bir şeydir? Anası gibi. Anası gibi düşünür eşini. Anası ne? Anası gibi ne demek? Ya yapardı kusur bağırdı azdanına ha, falan bir şeylerdir. Ana affederdi ya. Tamam derdi alttan alır üstten alır ikna ederdi anne. Ona ana gibi ol. Olursan bak karını söyleyeyim. O erkek de ne yapacak? Gelen kadını, kadını diyecek ki o eşine, "Ha bu kadındı. Bu model olarak kimi görmüş babası?" Sen de ona baba gibi ol. Çünkü baba gibi bekliyor seni. Ne demek baba? Ona her şeyine, namusuna, şeyine her türlü şapsa bile baba affeder. Baba affeder. Aşağıdan itaat, yukarıdan şefkat olur. Ne dersi desin ya. Duyma kardeşim. Ben de yaşadım bak sağdan geliyorum. Bir kulağın sağır olsun, bir gözün kör olsun. Görme, duyma. Fıtrattır bu. Ben böyle ya görsün dedim mesela. Olmuyor işte. Olmuyor. Sabah mesela diyelim ki biz dershanede büyüdüğümüz için böyle sağda girmemiştim ya 5 sene ne kadar işime yaradı. Sofraya oturuyoruz. Pilavı takdir ettiğin gibi yemeği de takdir et. Komple ya sağlık deme yani. Toptancılık yapma çünkü toptan yapmadı onu. Tek tek yaptı onu. Pilav ayrı takdir et. Yoğurt ayrı takdir et. Çorba ayrı takdir et. Yemeği ayrı takdir et. Takdir et ya. Gidiyor, dükkan mal satarken gömlek satıyorsun, çorap satıyorsun. Hepsine dil dökmüyor musun? Çorap ayrı dil, gömle ayrı dil. sabahtan akşama e, evinde bekçilik yapmış, çocukların terbiyesini yapmış, sana çorba yapmış. Ya çorba ayrı yapmış, yemeği ayrı yapmış, pilavı ayrı. Hepsini ayrı ayrı takdir istiyor. Emek ya, kapitalist ol en azından ya. Kapitalizm demek, emeğe hakkını ver. Kapitalist yani. Emeğe şeyin ver. Ne kadar tanış dayıyorsa, kardeşim dayıyorsa, ver kardeşim hakkını ya. Ver yani. Bak öyle diyor, bak ben uydurmuyorum bunu abi. Nereden bilecektim? Pederani ol, o zaman sen ferzendani de ol, kardeşhani ol. Mesela kız bekarken arkadaşı vardı. Kız arkadaşı. Onun gibi de ol. Peki erkek bekarken kimi vardı? Arkadaş. Ey kız, kocana arkadaş arkadaşı gibi de ol. Başka ne ol? Kardeşi gibi ol. Ya, şöyle sana bak ya. Maşallah ne güzel okunuyor. Maşallah ya. Peki Kadının en büyük şeyi bütün günahları bir tarafa okuyacağım burada. Kefe düşün. Kadının bütün günahları bir tarafa öteki tarafta bir günah var ki olursa bunun, bunun kadar şer olur. Nedir o? Hiç düşündünüz mü? Kefen, kefe var ya kantar. Kadının bir sürü günahlar olsun. Hepsini bir tarafa koy. Hepsini tartacak bir şey var. aylak nedir biliyor musun? Erkeğine erkeklik yapmak, basit görmek manasında naşize. Naşizelik, evi duman eden özellik. Erkeğe erkeklik taslamak. Ha okuyayım. Refika hayatına meşru dairesinde yani erkeğe diyor. Yani latif şefkatine kadının muhabbetimizi cinsiyetine, cinselliğine değil şefkatine, güzel hasletine, hüsnü siretine, ahlakına ki Kastamonu 252'de Kastamonu evlenirken çoğu bir, bir ismi bekar gibi görüyorum. Evlenirken küfü var abiler küfüv. Küfüv nedir? Denk olmak. Nerede diyor? Lemalar 197. Küfüv karıya denk olmak. Ama şerif kitaplarda küfüv var. Ustad sıralamamış. Ben sizi sırasını okuyayım. Küfürden konmak. Abi niye atlıyorsun bitmedi? Merak etme Bunların bitim ders bitecek. Bir, İslam'da küfür birinci şart dini ol. Dininiz bir olsun. Dinine bak. Peygamberimiz öyle demiş. Dini için, güzelliği için, malı için alınır. Siz dini için seçin. Malı ve güzelliği için alırsanız hayrını göremezsiniz diyor. Hayrını göremezsiniz. O da olur demiyor. Hayrını göremez. <laughs> ha, değil işte öyle. <laughs> gibi anlaşılıyor. Meal öyle oluyor. Birincisi diyanet. İkincisi aslihu neslihu. Nesebine bakın. E, ee, elektrik alamadım. <laughs> Gübrede yetişen diyor. E, gülü koklamayın diyor Allah Resulü. Bak nesebi. Aslihu neslihu. Aslını kusar o. Tamam. İmamlıkta da öyledir. Aslına bakılarak imam olur. Paldır küldür olmaz. Girmek istemiyorum. Sonra ikincisi nesep. 3 Üç, üçüncüsü sanat. Yani yaptığı işlerden insan fıtratı mütesir olur. Sanat neyle meşgul olmuş? Onunla kendisini yönetebiliyor mu? Diyanet, nesep, sanat, hürriyet. Ne kadar köle. Yani zahirde köleli kürüt bir de şimdi ise ne kadar nefsaniyetini putlaştırmış. Sonra kusurdan selamet, sonra zenginlik. Abası mı? Va. Evi var mı? Var. Var mı? Var. Verdim gitti. Dini var mı? Yok. Ha, böyle çekeriz işte. Zenginlik nerededir? Diyanet, nesep, sanat, hürriyet, kusurdan selamet. Altı zenginlik. ...istiha... şey isti istiare istişare gerekiyor. İstiare veya istişare bir de e, tevekkül ve teslim sabır diye devam ediyor. Şimdi ustadı niye ben bunu okudum? Bir İslam alimleri mutefekun aley birinci şart diyanet koymuş. Diyanet. Ustad 252'de diyanet 2'ye koymuş. Birincisi ahlakı koymuş. Ha bak. Birbirine bak. Bilhassa küfü şeri tabir edilen. Birbirine seciyeten ve diyaneten liyakat bulunmadığından. Birincisi ahlak. Karakter. karakter şahsiyet. Karakter. İkincisi din. Öyle namazı var ki. Feyveylün lil musallin. Ellezine umansalatim sahun. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Ayet. Evet. Man suresi değil. Mi? Peki hadiste de var. Kişinin namazı sizi aldatmasın. Evlenirken ilk önce bakınca zahire kadına namazına bakılmaz. Tesettürüne bakılır. Erkeğine namazına bakılır ilk. Çünkü tesettür hepsini cem eder. Tesettürüne bakılır. Ustad asın imamı ilk önce seciye eten. Seciye, ahlak. Yani kadına da diyor, erkeğe de diyor. Abası var mı? Evim o mu? Yok. Ona bakmayacaksın. O da olsun. Namazı sonra olur. Parası sonra olur niye demiyorsun? Olmuyor işte öyle. Olmuyor kardeşim. Ben onu değiştiririm. Ya Sonra düzelir. Hmm. Bak çekiyoruz. Şimdi nafşizelik çok önemli. Refika hayatına dedi ki şefkati, güzel hasletleri, hüsnü sireti, hüsnü ahlakı... Binaen samimi muhabbet ile buna biz de samimi bir muhabbet edeceğiz... Refika hayatını da naşizelikten, naşizelik virgül say günahlarda muhafaza etmenin netice yuhrevisi. Sahil günahlar, femsal, kemsal, sahil günahlar ne varsa. Birincisi naşizelikten, ikinci sahil günahlar. Emirdağ 49, ikinci Emirdağ'da da bunu söylüyor. Erkek tutumu, bir doğru mu? Evet, erkek itiyor naşizelik. Çünkü alırken küfü almadın. Eğer kadın seni üstün şeyken üstün görmüyorsa, seni basit görüyorsa eğer yani böyle. Eğer kadın sana Risale'den bile soru soruyor, öğrenmek için mi soruyor? Yoksa seni me memnun etmek için soruyorsa, bilmiyormuş havasına takılıyorsa seni hepten basit görüyor. Vali yani böyle. Şimdi kardeşim mutlu olmak nasıl ki mutsuzluğu kabul etmektir. İhlaslı olmak istiyorum riyakâr olduğunu kabul ediyorsun gibi olduğu gibi biz evlenirken eleti kalamadım. Biz erkek tarafı böyle. Kadın tarafı elet şey yapamadım. Evi vamı, abası vamı. E, demek ki naşizelikten virgül sair günahlar. Hangi günahlar? Sair ne varsa. Naşizelik erkeğini otoriter görmese yani kendisinden daha kıymetli. Evet, bazı konuda cahil olabilir belki sen ilahiyat mezunusun o kula da şey bilmiyor ama onda başka bir ruh var yani erkeklik. Kadın mesela kadından da çok üstün olabilirsin. Yani şu ama kadında bir şey var ki şefkatte, ahlakta, sabırda sen ona yetişemezsin ya. Şefkatte mümkün değil ya. Kahramanlıkta bunlar niye oluyor diye gene sordum. Bak bu kitaplar açık. Arkadaşlar bunlara tahammül işte 97 sözlerde e, zamanımız geçti ya ben naklederek gideyim sayfaları söyleyeyim. E, 97 sözlerde imani bil ahiret inkişaf etmediği için olaylara tahammül ve sabır kalmıyor. Mesela ben köyümü anamı anlatayım. Bütün köyle, bütün köyler böyleydi. Sizin analarınız da böyleydi. Ahırda sığır var. Yukarıda dıttırı zıttırı kaynanana var. 3-4 tane çocuğu var. Elektrik yok, buzdolabı yok. Tarlası var. Tarla var, ahırda sığır var, evde çocuk var, kaynananı var. E, ahlakı ağır adam var. ahlak ağır. Öyle bir ağır ki eskilerin ahlakı. Ama ya şimdi yaşlılarımızı görüyoruz. Nerede tutarsan eline kalıyor. Ahlakları çok ağır. Peki bu analarımız, babanelerimiz nasıl tahammül ediyordu? Çünkü şiair imanlarını takviye ediyordu. İman insana tahammül gücü verir. İman zayıfsa tahammül olmaz. Her taraftan patlar. Sakın deme ki e, hani evlenecektiniz de erkek de kız da birkaç tane görücüye gittiniz ya. Bak kafanızda çoğal. Şöyle oluyor. O sorunuza cevap vereyim. Ya bunu aldım ama. O kızsız kafa. Keşke bu olsaydı. Bak, sakın deme. Onun da başka fiyaskosu var. Sana en uygun buydu. Geçmiş kaderdir. Öyle deme sakın geçmişin mahkemesini şimdi getirme. Geçmişte sen de aynı o kafadaydın, o seviyedeydin. Ee, geçmişi bugünkü kafanla, bilginle yorumluyorsun. Oysa o günkü kararını o günkü seviyene göre. Bugünkü kararını da yarınki karara göre şey yapamazsın, şekillendiremezsin. O alacağın vardı yani böyle X. O olmadı ya. Onu zannetme ki şey olacak. Yok. Bu konuda eksikliği varsa başka konuda şey var. Bak naşizelikten sahi günahlarda muhafaza etmenin ürün neticesi demek ki sabır. İnsana tahammül, kanaat bak. Kanaat, vefa. Ey kadın ve erkek geçmişini unutma. Aç ve her istediğin olmuyorken şimdi her istediğin oluyor, ol, iş şey yapmadın, arkada önünde hani derler ya. Yedi önünde, yemediği arkasına bilmem derler ya. Ya sen bunu niye unutuyorsun? Allah Kur'an'ı demiyor mu ki ey peygamber şu peygamberi de hatırla, şu peygamberi de hatırla, şu peygamberi de hatırla demiyor. Niye diyor? Hatta o o kavimlerindeki o sıkıntısını vesairesi ve ama Allah'ın nimetini de hatırla. Allah'ın nimetini hatırla. Allah'ın nimetini hatırla diyor peygamberimize. Kardeşim bu dünyaya bu dünya için gelmedik ki ya cenneti istiyorsun. Peki bir sürü şeyler yaptı. E yapar. Ondan meşgul olma ya. O Allah hesap istiyoruz. Kadın da, erkeğin de. Meşgul olma ya. Kadının hakları bellidir. Biz mi uyduracağız? Yeniden mi yazacağız? Erkeğin hakları da bellidir. Ha, erkek erkek olursa kadın kadın olmaya mecbur kalır diyor. Lazcası bu. Erkek erkek olmaya kalırsa, erkek erkek olursa kadın kadına olmaya mecbur olur. Ama Hevesat'ın efsaniyede, Kadınlar galip iken his, nefsane arzuları 9'a 1 bizde. Ama erkek nefsaniyetini aklın önüne getirirse, hevesat-ı nefsaniyede erkekler karılaşırsa, kadınlar da hayasızlıkta er naşize olur. Naşizelik sahil günahlarda muhafaza etmenin uhrevi, me uhrevi meyvesi, netice uhreviyesi ise rahimi mutlak. Demek ki koca erkeğini naşizelikten koruyacak ve kadın itaat edecek, koca muhabbet edecek. Kadın daha çok gözlüğü ve kulağı çalışır, erkeğin kafası çalışır. Yani istisnalar hariç mühendis olur falan demiyor. Yani doktor dahi olsa, mühendis olsa dahi kadın çözümlemede hissini kullanır. Kadın konuşarak olayları çözer, erkek düşünerek çözer. Kadın konuşarak çözer. Erkek yalnız kalarak çözer. Allah çocuğunu terbiye etsin. Şenmesin. 10 defa değil yüz defa aynı şeyi tekrar etsin diye çok konuşmayı vermiş. Erkeğe dese ki çocuk. Baba bu ne? Lamba oğlum. Baba bu ne? Dedik lan. Lamba işte. Baba bu ne? Hayvan herif. Dedik lan lamba. Kaç defa diyeceğiz? Aynı yani böyleyiz. Peki kadın bin defa da se baba oğlum lamba annesi. 15. kez. Lamba yavrum ya lamba. Heh, çok konuşmayı bunun için vermiş. Çok konuş, hiç üşenme. Tamam. Ama biz kendimize uyguladık. Çok konuşuyor. E çocuğuna konuşacak. Onun için yaratılmış. Hiç Allah fazlalık azlık yapmamış ki. Yerinde kullanılmıyor. Üşenmeden bin defada da söyle cevap var. Yoktu. Çokluk değil yoktu. E o zaman hani dediniz ya eski insanlar ahlakı ağırdı. O zaman abi sorun o zaman... Ama şey şairle iman vardı. Şair imanı besliyordu. O iman öyle bir tahammül veriyordu ki her şeye rağmen çocuğunu, yuvasını şey yapmazdı. Şimdi 100 metre karı koca mesafeye bak yani me mekana bak. 100 metre kare daire gönülleri dar olduğu için mekanlar geniş olsa ne olur? bir altı ay sonra boşanmaya gidiyor. Eskide ya tahtalı evlerde, Anadolu'da, kelpiş evlerde 60 metrekare, 70 metrekare, 4 oda, 4 kardeş kalırdı. Hepsinde çoluk çolukçukları aynı. Ya doğru mu? Ya Allah Allah. Asıl saadeti git. 350 sene yaşayan Davut Aleyhisselam'ın ümmeti Beleka'da duvar yapıyormuş. Lan bu peygamber ha. Beleka'da ne yapıyorsun demişler ümmeti ev yapıyoruz demiş yani. Biraz şey kadar çıkmış. Allah Allah 350 350 sene için ev mi yapılır ya? 350 sene için belden yukarıya niye çıkıyorsun? Hayret ederlermiş. O da demiş ki bugün demiş Davut'tan duydum. Dedi ki diyor Muhammed ümmeti yani bizden sonra Muhammed ümmeti gelecek. 60 sene ömürleri olacak. Gökleri doğru bina yapacaklar. Ne? 60 sene. Dedi ki bir tanesi okuduğumu söylüyor. Eğer vallahi eğer 60 sene yaşayacağımı bilsem secde kap ka kapanır, 60 sene sonra kalkardım. 350 sene yaşayana göre 60 sene herhalde o kadar fazla bir şey ifade etmiyor. Geceyi çıkarsan, tuvaleti çıkarsan, yemekleri çıkarsan, bir şey kalmıyor zaten. Rahimi i Mutlak o -i hayatı hulilerden daha güzel bir surette, daha zinetli bir tarzda, daha cazibedar bir şekilde ona... Dar-ı Saadet'te ebedi bir refikay hayatı ve dünyadaki eski maceraları birbirine muteleziz anı nakletmek ve eski hatıratı birbirine taaddur ettirecek enis latif ebedi bir arkadaş, bir muhip ve mahbub olarak verileceğini vaat etmiştir. Elbette vaat ettiği şeyi verecektir. Hatıra şöyle geliyor. Ne okursan oku Hangi psikratisi git aile danışmana git psikoloğa giderseniz gidin aile sorunu bitmez ne ne zaman biter İmani bil ahiret eve hakim olmadıkça ahiret sorumluluğu ahiret hassasiyeti ahirete iman artarsa evin cennete döner peki bunu kim yapıyor bu Mezar. He? Yine. ahiret yani işi şey olur. İmtihan tabi de yani bu böyle boşanıyoruz tamam buraya kadardı tamam falan onlar kalkar. Tahammül eder. Sıkıntı olur ama sıkıntı tahammül olur. Evet, evet peygamberin ya. Peygamberimizin yakasını tutmuş. Yaşamayacak mıyız demiş ya. Yaşamayacak mıyız demiş biliyor musun? Acayip. Ama suç oralarda değil ha. diyor. Nevi beşerin hayatı dünyevisinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevi saadeti için bir cennet, bir melce, bir tasunga ise aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır. Ve o hane ve o aile hayatının hayatı ve saadeti ise samimi, ciddi ve vefadarane, geçmişi unutmadan vefadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet ile olabilir. Yani bir taraf samimi ve ciddi vefa, hürmet edecek. Ötekisi de hakiki, şefkatli, fedakarane merhamet edecek. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet. Hürmet aşağıda yukarıya, merhamet yukarıdan aşağıya. Hürmet hanım yapacak, merhamet erkek yapacak ise ebedi bir arkadaşlık, daimi bir refakat, sermedi bir beraberlik, hadsiz bir zamanda, hadsiz bir hadsiz ve hudutsuz bir hayatta diye devam ediyor. Şimdi bu insanlar tamam böyle böyle denildi der ama bunları kim bozuyor? Onu cümlesini okuyayım. Kim yapıyor bunu? Ne oldu? Bize ne oldu da böyle oldu? O soruya cevap vermeye çalışayım. Bize kim bu aile hayatımızı berbat ediyor? 24. Lema'dan 201. sayfa. Abiler buradan. Bu sene İnzivadayken ve hayat iştimaiyeden çekildiğim halde bazı nurcu kardeşlerimin, hemşirelerimin hatırları için dünyaya baktım. Benimle görüşen bu lemalar 1926 ve dinleyin. Benimle görüşen ekseri dostlardan kendi ailevi hayatlarından şekvalar işittim. Ustadım evimizde şöyle şöyle oluyor diye şekvalar işittim. Eyvah dedim. İnsanın, hususan Müslümanın tahasüngahı ve bir bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış dedim. Sebebini aradım. Aile hayatında ne oldu? Tamam hepsini okudun. Tamam tamam bunlar okuduk hepsini. Tamam hepsini okuduk. Tamam bitti. Ama kapatıyorum. Her şey tamam. Tamam da niye bozuldu? Niye oldu? Ne oldu bize? Dedim ki diyor eyvah dedim. İnsanın hususan Müslümanın ta süngaha, sığındığı bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış dedim. Sebebini aradım. Bildim ki ne olmuş sebebi? Nasıl İslamiyet'in hayat içtimaiyesine ve dolayısıyla dini İslam'a zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatiyle sefaate sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de bir çare Nisa kadın tayfesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Küreselciler, masonlar, ifsat komiteleri çalışıyor. Bak gençleri yoldan çıkarmak, gençlik hevesatı ile sefahate sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de bir çare Nisa tayfesini... Bir çare elinde hakikat yol yoksa veya okuyup da uygulamıyorsa gafil kısmını da yanlış yollara sevk etmek için yanlış yollara merak etme diyor. Boşan diyor. Devlet arkanda diyor. Bir de o evli kadın ki İslam hukukundan söylüyorum boşanmış dul kadınlarla pek arkadaş etmemesi lazım. Ondan sonra evli kadın bekarlarla da pek olmaması lazım. Dağdaki gibi kedi kediyle, karınca karınca, kelebek kelebekle, şunla şunla olmalar. Çünkü birbirlerindeki hayatı birbirine anlatınca cazip gözüküyor. Boşanmış, oh be diyor mesela evliye. Ne hayat varmış ya, o neydi ya cehennem diyor. Ona senin ö senin durumun öyleydi, bu da özeniyor bu sefer. Ufak bir sıkıntı, hadi benden ev Allah diyor şey zannediyor bir de evli kanına dershanelere gidiyorlar ya bazen böyle mübarek gece bir iki hafta bir iki gün kalıyorlar zannediyorlar ki o bir iki gün aynı hep böyledir dershane. Kocanın dırtları zırtları ne dinleyeceksin ben dersen bak işte ufak bir de param varsa gel otur öyle değil kardeşim bak bak kafam bembeyaz oldu öyle kolay değil dershanede oturmak öyle kolay değil hiç gözüktüğü gibi değil. değil de var ya bunu böyle değildim ha. Ne abi sonra girdim. 17 yaşından beri Bu bu parkurdayım. 59 yaşındayım. Öyle kolay değil. Yatılı kadın olmaz. Derse gelsin gitsin. Ya de, kadınların dersi de kadınların vakıf olmaz. Na, Nasıl bir çıkana kadar istifade etsin gitsin evlensin. Vakıf olmaz kardeşim. Bir sürü sıkıntı çekiyor. Bunları bilerek söylüyorum. Ben bu sistemin içinde büyüyen bir insanım. Harici değilim. Tüfeli değilim. Bunun faturasını ödeyen bir insanım. Neyse devam edeyim. Gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik eve saatiyle sefate sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de bir çare Nisa taifesinin gafil kısmını dahi yanlış olarak sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını izlettim. Ve bildim ki bu milleti İslam'a bir deşetli darbe o cihetten geliyor. Ben de siz hemşirelerime bak tavsiyeye bak. Ey kadınlara bak ben de siz hemşirelerime ve gençleriniz olan manevi evlatlarıma katiyen beyan ediyorum ki he ustadım kadınların saadeti uhreviyesi gibi kadınların ahiretteki saadeti gibi saadeti dünyeviyeleri de fıtratlarındaki ulvi seciyeleri de bozulmaktan kurtarmanın çareyi yeganesi daire-i İslamiye'deki terbi diniyeden başka yoktur. Yani İslam ahlakı, İslam'ı İslam'a kanaat edeceksin. Allah'a kanaat edeceksin. Kur'an'a kanaat edeceksin. Ne biçim arsoyu söylüyorsun? Evet kardeşim. Allah'a kanaat etmiyoruz. Kur'an'a kanaat etmiyoruz. Peygamber'e kanaat etmiyoruz. Fıkha kanaat etmiyoruz. Allah'ın bize biçtiği işte, bir rol var erkek kadına biçtiği rol var. Kanaat etmiyoruz ki. Başka bir şeyler istiyoruz. Acayip o zaman toz duman oluyor. Bak ne diyor? Kadınların saadet-i gibi saadet-i dünyeviyeleri de fıtratlarındaki ulvi seciyeleri de bozulmaktan kurtarmanın çare yeganesi. Psikoloji okumak, kitap okumak, şurayı buraya yapmak değil. Daire-i İslamiye'deki terbi diniyeden başka yoktur. Rusya'da o biçare taifenin ne hale geldiğini işitiyorsunuz. Risale-i Nur'un bir parçasında denilmiş ki aklı başında olan bir adam refika, refikasına muhabbetini ve sevgisini 5-10 senelik fani zairi, hüsnün cemalini bina etmez. Yani niye alıyorsun? Cesedi için. Cesedi 6 ay sonra çorba olacak. Bu böyle kanun ilahi. Hangi şey alışılmamış ki? Yani erkeğe diyor ki bu arada aklı başında olan adam diyor. Aklın varsa ne? Ba sen kadınla münasebetini onun 5-10 on senelik fa fani, zahiri, hüsnü cemaline bina etme. Peki neysine bina edeceğiz? Nesini daha öne çıkartacağız? Belki kadınların hüsnü cemalinin en güzeli. Daimisi Kadını kadın yapan, kadını güzelleştiren onun şefkatine. 2. Kadınlığa mahsus hüsnü siretine sevgisini bina etmeli. Kadını kadın yapan, kadını üstün kılan bizden, kadını hakikaten latif yapan, zarif yapan, mübarek yapan, ustadın tabiyle mübarek tayfen ise onların şefkatine. Başka? kadına mahsus hüsnü ahlakına, siretine, kadınlara mahsus hakikaten acayip bir ahlaktan. Bir tesir vermiş konuşmalarına. Belki sen on katını ben okusam olmuyor. Ne diyor? Kadına mahsus hüsnü siretine sevgisini bina etmeli. Ta ki o biçare ihtiyarlandıkça kocasının muhabbeti ona devam etsin. Çünkü onun refikası yalnız dünya hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika değil. Belki hayat ebediyesinde ebedi ve sevini bir refikayı hayat olduğundan ihtiyarlandıkça daha ziyade hürmet ve merhamet ile birbirine muhabbet etmek lazım geliyor. Şimdiki terbiye medeniye perdesi altındaki hayvancasına hayvancasına muvakkat bir refakattan sonra ebedi bir mufarakata maruz kalan o aile hayatı esasıyla bozulur. Devam edip gidiyor. Yani herhalde ana tema şey yapıldı. Demek ki kadınlar ve ailemizin bozmasının sebebi erkekten ve kadından da değil. Bu adamlar bizim evimize girdi. Bu komite Avrupa'yı duman etmiş. Rusya'yı Rus ve etmiş. Dünyada kişi nikahı ile küreselciler, usta zamanda zendeka komitesi, mason komitesi, bir iki komite var. Kadınların fıtratlarını, ahlaklarını, anlayışlarını, kanatlarını bozmak için çalışıyorlarmış. Bunlara muhatap olmanın, olmamanın yolu, bu kurtulmanın yolu terklerimizi çoğaltacağız. Videolara girmeyeceğiz. Ona olumsuz insanlarla oturup kalkmayacağız. Eee bize biçilen role Allah'a ve dine teslim, tevekkül, itimat, kanaat, e, teslim doğru yaşayacağız. Tevekkül doğru düşüneceğiz. Allah'a itimat, Allah beni benden daha çok seviyor. Allah'a itimat ediyorum. Biliyorum ki o benden daha çok bana beni düşünür. Allah'a itimat. Bir de Allah'a kanaat. Allah'a da kanaat ettik mi? Rahat. Evet. Benim dilim bu kadar döndü. Yani gayret etmeye çalıştım. Sorusu olan varsa sormasın. Çünkü zaman çok geçti. Ve ahir davahum en ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas Amin.